başkanları, meclis üyelerimiz, meslek kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız, Vakfı Gebeli'nin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, 31 Mart yerel seçimlerinde beni tercih eden, bana teveccüh gösteren Vakfı Gebeli'nin 6484 güzel seçmenine sonsuz teşekkür ediyorum. Diğer insanların da sevgisini, saygısını ve beğenisini kazanmak için bundan sonraki süreçte inşallah elinden geleni yapacağım. Onların da sevgisini, saygısını efendim kazanmaya gayret göstereceğim. Evet, şu anda bir devlet teslim töreni yapıyoruz. Muhammed kardeşimle biz yıllardan beri arkadaşız, kardeşiz. Yani burada bir efendim böyle sosyal medyada gördüğünüz ya da efendim farklı algılanan bir durumumuz yok. Biz kardeşiz. Öteden beri kardeşlik hukukumuz devam ediyor. Bundan sonra devam edecek. Böyle 3-5 tane insanın ya da Vakfı Gebeli'de siyasi kurgu yapmaya çalışan, oyun kurmaya çalışanların oyununa gelmeyelim arkadaşlar. Muhammed Bey'in de biraz bahsettiği gibi biz biriz, beraberiz. Bundan sonra da bir de beraber olacağız. Hiç ayrılmadık. Böyle düşünenler varsa aramızda bilin ki onlar efendim çürük yumurtadır. Onlar bu Vakfı Gebeli'nin iyiliğini istemeyenlerdir. Vakfı Gebeli'nin geleceğini ipotek koymaya çalışanlardır. Çünkü biz yıllardır istikametimiz aşağı yukarı aynıdır. Çok farklı yönlerimiz olsa da efendim aynı şeyleri düşünüyoruz. Hedeflerimiz aynıdır. Ben de güzel kardeşimden devraldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak için zaten bu görev bana tevdi edildi. Ben de en üst düzeye çıkarmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Vakfı Gebeli'de yeni bir sayfa açacağız dedik. İnşallah yeni bir sayfa açacağız. Tabii bu yeni sayfada Muhammed kardeşim dedi, bizim birlik ve beraberliğimiz asla bozulmayacak. Yeni sayfada şu olacak arkadaşlar. Yeni sayfada lütfen şu Vakfı Gebeli'deki dedikodu siyasetini bırakalım. Lütfen Allah aşkınıza bak, Allah aşkınıza. Şu sosyal medyadan yapılan paylaşımlar. Bak Muhammed benim kardeşim, onunla hiç problemim yok benim. Ben onu çok seviyorum, eminim ki o da beni o kadar seviyordur. Hiçbir birbirimize problemimiz yok. Asla da olamaz. Bir şey paylaşıyor, yok efendim ortamı geriyor, bizleri bozuyor. Yani siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmezleri. İşte bir hedefe ulaşmak için araçtır. Asla birbirimizi bizden ayıramaz, bizi birbirimize düşüremez, bu oyunlara gelmeyelim. Tabii ben devlet tecrübesi olan, devletin deneyiminden geçmiş, devlet edep ve adabıyla büyüyen bir kardeşinizim. Dolayısıyla bu işleri ben çok iyi biliyorum. Farkındaysanız seçim süresi boyunca çok tezviratlar yapıldı, çok yalan yanlış haberler yapıldı. Bunlara asla itibar etmedim, yine de etmiyorum. Bundan sonraki süreçte de biz hep bir de beraberiz. Bak, oyun kurucular lütfen oyunlarını efendim yanlış kurgulamasınlar. Efendim, ben ne dedim? Devletim bizi bilir, biz devleti biliriz. Türkiye yüzyılında devlet aklını önceleyen bir sistemi oluşturup bu istikamette devam edeceğiz. Hiçbir efendim mülahaza, hiçbir dedikodu biz yolumuzdan çeviremez. Bunu özellikle basın mensuplarının aracılığıyla tüm Vakfı Gebeli hemşerilerime duyurmak istiyorum. Artık şu sosyal medyadan ben senin gözünün rengini beğenmedim. Yok efendim sen şöylesin, bunları bir bırakalım ya. Lütfen bırakalım yani. Birleştirici, bütünleştirici, efendim birçok problemimiz var. Muhammed Bey de bahsetti. Birçok problemimiz var. Bu problemlerimize odaklanıp yolumuza devam edelim. Yani bu bayrak yarışıdır. Bugün arkadaşım bana bıraktı bu görevi. Yarın ben bir başkasına bırakacağım. Bu bir hizmet yarışıdır. Hizmet yarışında olalım. Yani şu Vakfı Gebeli madem tarihi kökleri olan bir ilçemizdir diyoruz. Tarih kitaplarında Vakfı Gebeli'dir. Efendim, ama bu Vakfı Gebeli'mizi şöyle bir ayağa kaldırıp hak ettiği seviyeye çıkarmak gibi bir mecburiyetimiz ve görevimiz vardı. Bunu el birliğiyle yapacağız. Bütün siyasi partilerimiz, efendim sivil toplum kuruluşlarımız, basın mensuplarımız hep el ele vermek zorundayız. Eğer böyle yaparsak bizi kimse yıkamaz, bizim gidişatımızı kimse durduramaz. Vakfı Gebeli'mize de çok iyi hizmetler yaparız diye düşünüyorum. Ben böyle yapacağım inanın. Hem hizmet noktasında zaten bildiğim bir işi yapacağım artık. Biliyorsunuz ben bu belediyeciliği 20 küsur yıldır İdare Bankası'nda son 7 yıldır bölge müdürü. Ondan önce bir takım görevlerimiz oldu. Bildiğimiz bir işe geldik. Yani iş konusunda sıkıntımız yok. Ama biz bu sosyal iletişim anlamında eğer
efendim bir seviyeye çıkabilirse inanın var ya, vakfiye bir çok daha farklı bir vakfiye olacak. Ben hasreten bunu rica ediyorum. Efendim böyle olalım. Böyle kötü şeyler birinin hakkında bir husumetiniz varsa birisine ona yazın. Yani bizim şeylerde yani insanın fotoğrafını alıp koplayalayıp da altına bazı şeyler yazmayın. Bunlar hoş şeyler değil. Biz bunu hak etmiyoruz. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Ben söyleyeyim. Bak hepimiz iyi insanlarız. Yani hepimiz iyi insanlarız. O yazanlar da aslında iyi insanlar. Fakat yanlış bir yola giriyorlar. Yanlış bir mantalite geliştiriyorlar. O yüzden onları yapıyorlar. Yapmayalım. Benim hasreten istediğim budur. Bundan sonraki süreçte ben bunlara dikkat edeceğim. Bunu yapanlara vakfiyede yer olmadığını belirtmek istiyorum. Vakfiyenin huzurunu bozmak isteyen, bu küçük de olsa, küçük de olsa, yani yer, lokal de olsa bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim elimde bir imkan olsa onu sonuna kadar kullanacağım. Bunu buradan beyan etmek istiyorum. Vakfiyenin hizmete ihtiyacı var. Vakfiyenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bunu hep birlikte, Muhammed kardeşim de bizim yanımızdadır bundan sonra. O efendim ayrılıyor falan öyle bir şey yok yani. Biz hep beraber olacağız. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Dediğim gibi bizim birlikteliğimiz hiçbir zaman bozulmadı. Sadece farklı siyasi argümanlar araya girince oyun kuranların yanlış hamlelerinden kaynaklı bir durum söz konusu oldu. O yüzden bu manzara o yüzden oluştu zaten. Bu manzaranın oluşmaması gerekiyordu aslında. Yani şu manzara oluşmaması lazımdı. Çünkü birbirini seven, birbirine her yönüyle bağlı olan iki insanı böyle karşı karşıya getirmek, efendim burada bir devir teslim töreni yapmak aslında bu anlamda kendi açımdan bunu vicdanımdan söylüyorum. Boş bir şey değildi. Ama işte bu siyasi mülahaza bizi buraya getirdi. Yapacak bir şey yok. Ama bundan sonraki süreçte inşallah ben elimden gelen hizmetin en güzelini sizlerin de talepleri ve istekleri doğrultusunda yapacağım. Sizleri seviyorum. Buraya geldiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah Mesih Üyesi arkadaşlarımızla birlikte vakfiyemizin Türkiye yüzyılındaki inşasını çok güzel bir şekilde sürdüreceğiz, geliştireceğiz. Hepinizle katılımlarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun. Başkanım, başkanım buraya da alın. Tamam arkadaşlar. Tamam.